Selamlar canları. ben Cem. Bugün e, MTA nasıl kurulur onu göstereceğim. Hızlıca göstereceğim ama öncelikle e, tabii ki de GTA San Andreas'ınızın yüklü olması lazım ve modsuz olması lazım. Temiz olacak. Eğer varsa böyle temiz ve modsuz bir GTA San Andreas'ınız bilgisayarınıza Google'a geliyorsunuz aramaya MTA yazıyorsunuz. Şuna girmiyorsunuz bu arada ona girmiyorsunuz. O madde teknik arama o başka bir şey <laughs> ona girmiyorsunuz. Multitave'de auto yazıyor burada. Buna giriyorsunuz. Buraya direkt gelip download derseniz zaten exesini indirmeye başlar. Ben indirmiştim o yüzden. İndirilenler de var. Açıyorum. Türkçe seçeneği var. Seçiyoruz. Bekleyelim. Yüklemelerin bitmesini bekleyelim. İleri diyelim. Bir daha yapacak. Çok basit arkadaşlar zor değil. Kabul ediyorum diyoruz ileri ileri burada da ileri burada dur işte burada dur burada size sanal adresinizin e, sanal nerede onu seçmenizi istiyor. Ben de zaten hemen direkt seçili olarak geldi burada bakın. Eğer sizde burada seçildiyse işte San, burada sanal bulacaksınız arkadaşlar sanal nerede yüklü ise. Onun klasörünü bulacaksınız. Ben de burada işte program dosyası x86 işte Rockstar Games Bakın ha geçtik lan Allah kahretsin. Tamam neyse zaten ben de seçili. Buradan işte sanadırasınızın klasörünü bulacaksınız. Klasörü seçeceksiniz. Hangi klasörün içerisinde yüklüyse onu seçeceksiniz. Oraya sonra daha sonra kur diyeceksiniz. Kurmaya başlıyor. Dediğim bakın, salandırırsanız modsuz olacak, temiz olacak. Ve yükleme bitti. Direkt çalıştır diyorum zaten. Orada seçili. Tamam diyelim, geçin bunu. Bekliyoruz ara. Sandras Multiplier ama tam iyi ne alaka anlamadım. Gerçi yıllardır bu logoyu kullanıyorlar. Bir şeyler oldu açılacaklar. Bu haberde açıldı. Heh, açıldı. Evet açıldı arkadaşlar. Şimdi öncelikle ayarları geliyorsunuz. Burada takma var. Bunu değiştireceksiniz. Buraya ne yazmak istiyorsunuz onu yazacaksınız. Ben Cem 58 yapıyorum. Tamam diyorum. Ha bunun dışında ayarladığı ne var? Buradan işte çözünürlüğü falan ayarlayabilirsiniz. Ayarlarınızı düşürebilirsiniz videodan. Ses ayarlaması burada tuşlar, tuş atamaları. Tüm olaylar burada. O oyun zaten Türkçe seçeneği var yani. Daha sonra bir server'a girmek istiyorsunuz. Sunucu tarayıcıya geliyorsunuz. Buraya sorun adını yazabilirsiniz veya da hangi nasıl bir tarz server'a girmek istiyorsunuz yazabilirsiniz. Ben mesela role play yazalım. Bakın bir sürü role play server'ları çıkıyor burada. Onun dışında buraya ne yazalım? Free roam yazarsak bakın free roam Türk server'ları çıkıyor. Görüyorsunuz. Zombi yazsak bir şey çıkar mı? Zombi. Yani Zombieland, zombi land, zombi server'ları, day server'ları çıkıyor görüyorsunuz. Yani içeriği buraya yazarsanız server'ın konusunu çıkıyor arkadaşlar. Buradan kişi arıyorsunuz. Burada da o, bu seçenek oyuncu arama. Bak, bu server arama, bu da oyuncu arama. Yani aklınıza bulunsun bu da. Oyuncunun tam adını yazarsanız oyuncu burada çıkar. Hangi serverde olduğu da çıkar. Haberiniz olsun. Ama bu ise server arama. Bilginiz olsun. Daha sonra servere gireceksiniz. Bazı serverler ee, kendi serverlarında yani bazı bazı serverlar kendi işlerinde kayıt olmanızı ister. Yani servera girmeniz için o servera kayıt olmanız lazım işte register yani register diye yazılıyor. Oradan kayıt oluyorsunuz. Login de giriş demek. Ee, dediğim gibi bazı serverlar bunu gerektiriyor. Bazı serverlar, e, serverlar kendi serverlarına kayıt gerektiriyor. Bazıları gerektirmiyor ama bazıları da gerektiriyor. bunları bu da aklınızda olsun. Diyeceklerim bu kadar. E, Meta'nın kurulumu da böyle göstermiş olduk. Bir sonraki videolarda bir sonraki mod kurulumlarında vesaire görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.